Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Didim, Fevzi Paşa'da. Fevzi Paşa, Akbük ile Didim arasında kalan bir bölge. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Peki, villanın hakkında kısaca bilgi vereyim. 225 metrekare arsa içerisinde, havuzsuz, denize yakın bir yer. Denize çok yakın bir yer. Maksimum 500-600 metre mesafemiz var. Drone görüntülerinde bunu göreceksiniz. Giriş kapımız orada, araç girişimiz burada. Kapılar takılacak, banyolarda eksikler var. Sonrasında da ev teslim edilecek. Fiyat ne? 7 milyon TL. Tamamen müstakil. Bitişik nizam fiyatına müstakil bir villa alacaksınız. Bence avantajlı bir ev. Girişte burası araç park yerimiz. 60'a 120 seramik kullanılmış. Sağ tarafta gördüğünüz gibi güzel bir yeşil alan bırakılmış. Duvarların üstü de ortalama 30-40 santimlik bir çim çitle biraz daha kapatılmış. Güvenlik kamera tesisatımız var. Yerden ısıtmalı dedik. Taş kaplama yapılmış zemin katta. Üst tarafta da antresit renk kullanılmış. Otomatik panjurlu bir yer. Rapçi gibi böyle hızlı hızlı bilgileri verdim değil mi? Bütün bilgileri aldınız. Fiyatını da söyledik. Burası da girişimiz. Üst tarafı da kapatmışlar. Güzel olmuş. Bak bunun bir yanını da kapatıp rüzgarlık gibi değerlendirebilirsiniz. Ama yazlık kullanacağım derseniz bence böyle bırakın. Yine devamında yeşil alanımız gayet güzel. Çakıl taşlarıyla kaplamışlar. Ben de ofisin yan tarafına bu çakıl taşlarından kullandım. O kadar güzel oluyor ki yağmurda özellikle böyle ıslandığında çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Çam ağaçları dikilmiş ama siz bu araları kaldırıp kendinize o bir bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Burası yeni gelişmekte olan bir yer. Hızla villalar yapılıyor. Birazdan drone görüntülerini de izleyeceksiniz ya da izlediniz. Gayet güzel bir yer. Ön tarafımız da bu şekilde. Zemin kattan da deniz gözüküyor ama tabii gözün gördüğünü keşke kamerada gösterebilsek. Çok net bir görüntü değil. Aralardan görüyorsunuz. Yukarıdan da göreceğiz birazdan. Şimdi salon ve mutfaktan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. Bahçe terasımız var. Gayet güzel bir yer. Zaten arkamda bir kamelya yapılmış ama siz burayı da kapattırıp kullanabilirsiniz isterseniz. Sabit bir barbekü yapılmış. Yan tarafında da tezgah alanımız var. Alt tarafında depo olarak değerlendirmişler. Güzel olmuş bak bu. Gerçekten şık. Işıkları da yanıyorsa tamamdır bu iş. Bodrum bezini kapatacağız. Tek taraftan giriş açılacak. Muhteşem bir yer. Burada oturulur. Ama çok büyük değil burası mesela. Küçük 4 kişilik 5 kişilik bir masa rahatlıkla sığar ama 8 kişilik masayı sığdıramazsınız. Genelde burada yeşil alan da çok bırakmıyorlar. Bunun nedeni de arkadaşlar yazlık kullanan insanlar geldiklerinde otla çöple uğraşmak istemiyor. Doğal olarak insanların 15 gün 20 gün tatili var. 20 günde de otla uğraşıyor, bahçeyle uğraşıyor. Sıkıntılar büyük çıkıyor. Daha büyük sıkıntılar çıkıyor. Cümleyi devrik kullandım. Ama bence böyle daha iyi. Eğer siz ben sürekli kullanacağım derseniz de bu seramikleri kaldırmadan üst tarafına saksı gibi bir alan yapılıp yani şunun gibi devamı yapılıp yeşil alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Spot aydınlatmalar kullanılmış, çift taraflı aplikler. Şimdi girişten başlayalım. 3 artı 1 dubleks bir villa. Temizliği de kolay olur. Rahatla bir ev. Genelde dubleksler triplekslere göre daha çok tercih ediliyor. Şimdi girişte güzel bir koridorumuz var. 60'a 120 seramik kullanmışlar. Seni böyle alacağım. Çünkü kapıyı kapatmamız lazım. Vestiyer yerini göstereceğim. Sol tarafta kolonla duvar arasında bir boşluk var. Burayı vestiyer alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Koridorun sonunda mutfak sol tarafta. Salon burada bir tane de lavabomuz var. Gayet güzel değil mi? Geniş. Direkt lavaboya ya da direkt özür diliyorum salona girmiyorsunuz arkadaşlar burada. Hani girer girmez salona girilen evler çok tercih edilmiyor. Ama imar durumundan dolayı mecburen yapılıyor. Burayı hızlıca bir gösterelim mi? Henüz bitmedi burada eksikler. Burası yapılacak. Burayı görmezden gelelim. Biz mutfaktan devam edelim. Şimdi güzel bir mutfağımız var. Ortalama 16-17 metrekare civarında. Çimston tezgah yapılmış. Tezgah arasında çimston kullanılmış. Üst tarafta tavana kadar devam etmiş dolaplar. Lake dolaplarımız var. Ve hemen karşıya da buzdolabı mikrodalga için bir alan bırakılmış. Ve saklama alanı olarak da oldukça yerimiz var. Bence yeterli bir alan. Belki küçük bir ada mutfak da yapılabilir buraya. Değil mi? Güzel olmaz mı? LED aydınlatmalar da var ama onlar şu an yanmıyor. Henüz takmamışlar LED'in motorunu. Gayet güzel. Tavan yüksekliği de güzel. Klima tesisatının olması da güzel. Ben de Akbük'te yapacağım yere klima tesisatı koydum. Mutfakta klima şart. Değil mi? Özellikle çünkü yemekler pişerken burası nasıl sıcak olur biliyor musunuz? Bir de artık son zamanların hatta dünyanın en sıcak günleri seçilmeye başlandı. 45-50 derecelere çıktı sıcaklar. Burada bizim soğukla bir işimiz yok, sıcakla sorunumuz var. Bunu bilerek burada ev alın ya da ev yaptırın kendinize. Burası da salon kısmımız. 35 metrekare civarında bir salonumuz var. Gayet de geniş bir salon.
60'a 120 seramik kullanılmış. Klima tesisatımız burada hazır. Televizyon tesisat alanı buraya da bırakmışlar. Ama bu duvar daha televizyona müsait bir alan gibi gözüküyor. Çünkü oraya koyduğunuzda oturma alanını yerleştirirken biraz zorlanabilirsiniz. Ancak burada çok daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Aslında dolap olmasaydı mutfak kısmında açık planlı bir mutfak da olabilirdi. Yani o duvar tamamen kırılıp mutfağa birleştirilebilirdi. Oraya belki bir geçiş için bar yapılabilirdi. Güzel de olurdu ama tabii mutfak dolabı yapıldığı için biraz daha zor olacaktır ama imkansız değil. Çift kanatlı bir giriş kapımız var. LED spot aydınlatmalar yapılmış. LED'leri yakamadık. Arka taraftan yanıyor. Bir de şöyle bir çıkalım mı? Şimdi bu kolonları taş kaplamamışlar. Duvar kağıdı. Ya yani bunlar aslında duvar kağıtları eski gibi değil. Eskiden duvar kağıtları nasıldı? Hava almazdı. İçerisinde nem birikirdi. Hemen sıcak hava, soğuk hava etkisiyle birlikte. O da duvara zarar verdi. Ama tabii bu da gelişiyor. İnşaatın geliştiği gibi bu da gelişti. Bunun içerisinde hiçbir şey barındırmıyor. Nefes alan duvar kağıtları da aslında satılıyor. Kimin vardı? Milan'ın vardı galiba benim bildiğim. Tabii önceden yurt dışından gelirdi ama şimdi bizden yurt dışına gittiği için inşaat malzemeleri genelde duvar kağıtları güzel, işlevsel ama evin her yerinde kullanırsanız 3. sınıf bir kafe tarzında bir görüntüye kavuşursunuz. Bu da tabii ki istemediğiniz bir şey. Didim gibi bir yerde ya da yazlık bölgelerde bu kadar para verip de 3. sınıf bir kafede oturuyormuş hissiyatını da yakalamak zor bir iş. Ama yapanlar var. Şimdi farklı farklı kullanınca bak ne güzel olmuş. Orada sadece iki yerde kullanmış. Burada da tamamen farklı bir duvar kağıdı kullanmış ki çok hoş duruyor. Kullanacaksak böyle kullanalım. Ya da taş kaplamayı da evin her tarafına yapmayalım. Biraz daha evi inceleyerek, düşünerek yapmak gerekiyor. Merdivenlerde mavi spotlar kullanılmış. Üst katta da 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Seni şöyle alacağım, merdiven boşluğunu bir gösterelim. Sabit bir pencere bırakılmış gün ışığından faydalansın diye. Burası biraz daha sessiz, sakin bir bölge. Gayet de güzel duruyor değil mi? Avize belki bir tık daha aşağı indirilebilirdi. Çatıya çıkış için burada bir kapağımız var. Bunu açıyorsunuz, merdiven iniyor. Şimdi burada elektrik yok da böyle hızlıca bir gösterelim burayı. Çok karanlık olmasın. Duşakabin, lavabo, klozet hepsi buraya gelecek. Lavabonun yeri burada, klozetin yeri orada. Geniş bir banyo lavabomuz var. Nişte yapılmış. Burada da bir odamız var. Çocuk odası için ideal bir oda. Ya da misafir odası için ideal bir oda. Çift kişilik yatağı böyle yerleştirebilirsiniz. Şu alanı da dolap alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Süpürgelikler de mat. Antresit biraz daha koyu arkadaşlar. Ve kapının üstünde şu pervazı görüyorsunuz. Şimdi bu anlatayım. Aslında kapı net bir çerçevenin içerisinde geliyor. Şu görünmeyenleri gizlemek için bunu kullanıyorlar. Yani bunun olması çok normal. Geçenlerde bir yer gösterdik ya o nedir demişler. Duvar elle örülen insanların yaptığı bir şey. Ama kapı milimetrik hatayı kabul etmeyen bir şey arkadaşlar. Bu yüzden burayı böyle gizlemek için kullanıyorlar. Aslında Japonya'da bir ev izledim. Japonya'da bunları kaldırmışlar. Tamamen kapının çerçevesine oturtmuşlar ama bu sefer de o bitiş noktasındaki şu noktadaki duvarı çok iyi yapmışlar. Çok özenilerek yapılmış. Aslında bu kapı çerçeveleri kullanılmadan da yapılabiliyor ama uğraştırır. Şimdi geldik diğer odaya. Burası kare bir oda. Diğerinden daha kullanışlı bence. Yatak böyle gelecek. Karşıya dolap ya da sol tarafa dolap yerleştirebilirsiniz. Klima tam karşıda aslında yatak başında olsaydı çok daha iyi olurdu ama burada kolon olduğu için koymamışlar büyük ihtimal. Yatağı böyle alırsanız daha sağlıklı olacaktır ya da klima çalışırken tavana doğru ayarlamanız gerekiyor. Hasta eder. Çok hasta eder. O kadar böyle artık burada sürekli klima çalıştırdığımız için bizim bile sesimiz değişiyor. Yazın klima hiç kapanmıyor. Kışın yine burada çok iyiyiz çünkü biraz daha ılıman bir havaya sahip ama yazın burada durmak imkansız. Bu yüzden alacağımız evlerin genelde güney cephe ve batı cephe olmasından kaçın. Müstakil bir evse zaten her cephesi açık, problem değil. Ama daire alıyorsanız güney ya da batı cephelerden genelde uzak durun arkadaşlar. Ben kendime daire alacak olsam güney ya da batı cephe almam. Kuzey cephe kapalıysa tabii ki insanlar böyle kuzey cephesi genelde kapalı olur binaların istemezler ama kuzey cephe açık taraftaysa yani bir yola bakıyorsa kesinlikle kuzey cephe alın.
Şimdi yatak başlığı iki tarafa da konulabilir. Güzel bir odamız da burada var. 60'a 120 seramik yapılmış. Neden? Çünkü yerden ısıtmamız var. Bu yüzden 60'a 120 seramik kullanılmış. Laminatların ısıya dayanıklı laminatları burada kullanılabilirdi. Ama o ürünler de çok temizlik konusunda sizi yorardı. Bu yüzden arkadaşlar 60'a 120 seramik her zaman daha iyi. Hem de yaz aylarına, yaz bölgelerine de uygun bir seramik. Temizliği de kolay. Böyle daha sağlıklı. Şimdi geldik diğer odamızın balkonuna. Bu odanın tek balkonu var. Diğer odadan da aslında kapı açılabilirmiş ama yapmamışlar. Güzel olmuş. Burası ana yatak odası gibi değerlendirebilirsiniz. Ön tarafımız yol. Hemen karşıda deniz manzarasını görüyorsunuz. Şu siteleri de tanıtmıştık daha önceden. Bu siteleri de çok tanıttık. 2 milyon 900'lü fiyatlar. Tabii ki pound istiyorlar. Fiyatlar artınca burası da arttı. Denize çok yakın güzel bir villa gezdik. 7 milyon TL. Artık bu fiyatlara yer bulmak da çok zor. Çünkü bu fiyatlar bence geriye gelmeyecek arkadaşlar. Düşmesi imkansız. İmkansız. 2008 krizinde dahi düşmedi ki şimdi neden düşsün? Çok büyük bir olayın olması gerekiyor. Allah korusun ülkemizin savaşa girmesi gerekiyor. Savaşta dahi en iyi yatırım yine gayrimenkul. Çünkü mülkiyet kanunu denilen bir kanun var. Mülkiyet kanunu dünyanın her ülkesinde, her devletinde geçerli bir kanun. Yani sizin mülkiyetiniz varsa o mülkü kimse sizin elinizden alamıyor. Paranız bir şekilde alınabilir ya da işte dolar döviz düşer bir şekilde farklı şeyler olabilir. Borsa mesela, borsa ben de borsada yatırım yapıyorum ama borsaya çok güvenmiyorum. Benim için arsa en mantıklısı. Borsada aldığım bir kağıt 2 gün sonra düşebiliyor. Farklı bir olay çıkıyor, biri çıkıyor konuşuyor düşüyor. Ama gayrimenkulde kim ne derse desin düşme ihtimali yok. Alacağınız yer yeter ki düzgün olsun. Yer çok güzel. 7 milyon TL'ye sizi bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin, kendinize çok iyi bakın. Hava çok sıcak. Biraz konuşurken artık dilimiz damağımız kuruyor. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Kış aylarında güzel çekimler yapıyorduk ama yazın sıcağın altında zor oluyor. Kendinize çok iyi bakın.